Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Mehmet Bulgen hocamıza da bu nazik daveti için teşekkür ediyorum. Bu akşam Sıbgatullah Korhan ve Enistoko hocalarımızla karşınızdayız. Yakın zamanda Hazreti Peygamber'in nübüvvetine yönelik modern eleştirilerin tahlili başlığı altında doktora tezini sunan Sıbgatullah Korhan hocamız, tezin içerisinde yer alan bir bölümün sunumu ile karşımızda bulunmakta. Önce kendisi bizlere Hazreti Peygamber'e evlilikleri üzerinden yapılan eleştirilerin tahlili başlığı adı altında mevcut meseleye dair eleştirileri ve bazı tahlilleri sunacak. Sonra da Enis hocamız bu sunumu müzakere edecek. Ben çok uzatmadan sözü Sıbgatullah hocamıza bırakıyorum. Buyurun hocam. Sağ olun hocam. Sunum şu an paylaşılıyor mu ekran? Henüz yok. Ekran paylaşımı yapayım değerli hocam. Şu anda geldi sanırım. Geldi. Sol Evet. taraftaki küçük kutularda kapatırsak daha iyi olur görsel açıdan. Şu an oldu sanırım. Oldu, çok iyi. Buyurun hocam. Sayın hocalarım ve değerli katılımcılar, öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu sunumumuzda Hazreti Peygamber'in evliliklerine yönelik modern eleştirileri tahlil edeceğiz. Ve bazı güncel meseleler tartışılacak ve sonuçlara ulaşmaya çalışacağız bu konuda. Değerli hocalarım, Ezvac-ı Tahirat diye tabir ettiğimiz Hazreti Peygamber eşleri, 13 tane Hazreti Peygamber eşinin ismi burada yer almakta. Ve bunlar dışında da aslında bir iki tane evlilik ancak tenfiz edilmeden, yani sonuçlanmayan evlilikler, onları burada özellikle bahsetmek istememişiz. Değerli hocalarım, Hazreti Peygamber Efendimiz bu şekilde 13 evlilik yaşamıştır. Ve aynı anda 11 eşiyle evlilik birlikteliği devam ettirmiştir. Yani aynı anda nikahında olan 11 eşi olmuştur. Vefat ettiğinde 9 tane hanımı arkada kalmıştır. Değerli hocalarım, şimdi bu çok eşlilik olsun ve bazı Hazreti Peygamber'in teşriği gaye içeren veya başka gayeler içeren, sosyal gayeler içeren bazı evlilikleri sonrasında günümüzde eleştiri konusu olmuş. Bunların çoğu ilk devirde eleştiri konusu olmamış. İlk devirde eleştiri konusu olan sadece bir evliliği var. Ancak günümüzde örneğin Hazreti Ayşe ile evliliği eleştirilerin odağına yerleşmiş. Şimdi Hazreti Peygamber'e evlenmiş olmasından dolayı eleştiren bazı özellikle misyonerler oluyor. Bir Allah adamına evlenmiş olmayı yakıştırmıyorlar. Çok evlilik konusunda eleştiriler geliyor ve bazı evlilikleri ahlaki normlara uygun olmadığı konuşuluyor. Şimdi bu da özellikle iki tane evliliği üzerine daha çok konuşacağız. Çünkü bunlar gündemde çokça bulunmakta. Diğer bazı evliliklerine de bazı eleştiriler gelse de örneğin Hazreti Hatice ile ilgili bazı eleştiriler var ancak çok cılız ve gündemde olmayan eleştiriler. Yani yaşlı bir dul ile evlenmesi gibi bir eleştiri. Değerli hocalarım, şimdi Hazreti Zeynep binti Cahş ile ile ilgili eleştirilerle başlamak istiyorum. Çünkü bu diğer eleştirilere göre daha sert kullanılabilen bir eleştiri apolojistler tarafından. Şimdi Hazreti Zeynep evlat edindiği kölesi Zeyd bin Harise'nin eski eşidir. Dolayısıyla eski cahiliye toplumunda ailenin bir ferdi olarak sayılır evlatlık ve onun eşi sizin evladınızın eşi gibi karşılanırdı.
Ve bu maalesef ensest gibi lanse edilmiş maalesef günümüzde. Değerli hocalarım, Hazreti Zeynep ile evliliğinde başka bir eleştiri konusu da beşinci evliliği olması. Çünkü apologistler günümüzde dört sınırı koyduğu halde kendisi bu dört sınırına uymamış diye bu evliliği eleştiriyorlar. Zamanda da bu şekilde cılız eleştiriler gelmiş ancak günümüzde daha fazla eleştiriliyor. Şimdi evliliğin gerçekleşmesi sürecinde oluşan bazı şeyler ya da rivayet olarak karşımıza çıkan bazı hadiselerle ilgili de tartışmalar mevcuttur. Mesela Hazreti Peygamber neden evlendi, niye böyle bir yani haşa meyli oldu? Efendim pardon aslında bu kelimeyi kullanmayacaktım. Böyle bir meyli oldu mu? Böyle bir Hazreti Zeynep'e karşı bir zafiyeti oldu mu? Bu konusu da bu konuda tartışma konusudur. Şimdi bu şekilde bazı şeyler modern çağda da çıkıyor karşımıza bazı tabular. Günümüzde Amerika'da örneğin amca çocukları birbirleriyle evlenmiyorlar. Bu sanki şey gibi kabul ediliyor. Yani kardeşiyle evlenmek gibi kabul ediliyor. Bazı arkadaşlarım var Amerika'da. Onlara neden bu şekilde bir evlilik yapmadıklarını sordum. Çok birbirine uyumlu amca kızı ve amca oğlu var. Dedi ki maalesef bizim orada bu çok kötü karşılanıyor. Yani yasak gibi bir şeydir, haram gibi bir şeydir dediler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bu şekilde bir evlilik yapması nasıl bir zorluğu da insanların önünden kaldırmış anlaşılıyor bu şekilde. Şimdi bu evliliğin en fazla kullanılan tarafı rivayetlere geçen bir hadisedir. Aşk hikayesi gibi bir hadisedir. Bu aşk hikayesi de bir ayet-i kerimede muğlak gibi görünen bir cümleden ortaya çıkmış, yorum olarak ortaya çıkmış. Ayet-i kerimede Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana layık olan Allah'tır deniyor. Şimdi burada açığa vurulan şey, insanlardan çekinerek gizlediği şey Hazreti Peygamber'in neydi? Bu tartışma konusu. Bazıları efendim bu işte Hazreti Peygamber içinden Hazreti Zeynep'e ilgi duymuş, ondan etkilenmiş ve bunu insanlara açıklamamış gibi bir şey söylüyorlar. Halbuki durum böyle değildir. İleride bunu açıklayacağız. Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi Allah zaten açığa çıkarmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Yani açığa çıkaracağım diyor ve Kur'an-ı Kerim'de aşk hikayesi yok. Allah herhangi bir aşk hikayesi çıkarmamış bu hadiseden. Ancak belli ki burada Allah ile peygamber arasında olan gizli bir bilgi var. Allah Celle ve Ala peygamberine planını açık etmiştir ve Hazreti Peygamber de üzerine çekeceği tepkilerden çekiniyor. Ve bu evliliği gerçekleştirmek konusunda biraz geri duruyor. Nitekim ilgili ayet-i kerimede sanki biraz itap da görüyoruz Hazreti Peygamber'e karşı. Örneğin şu son cümle, asıl korkmana layık olan Allah'tır diyor. Yani insanlardan çekinmemen gerekiyor diyor bu konuda. Değerli hocalarım, tabii bu tefsir kitaplarında karşımıza çıkan bu yorum bazı hadis kaynaklarına dayanıyor. Hadis kaynaklarında Hazreti Peygamber'in Zeynep'i gördüğü, Zeyd'in evini ziyaret ederken Zeynep'i gördüğü ve ondan etkilendiği söz konusu. Onu beğendiği söz konusu. Halbuki burada da bayağı sıkıntılı şeyler var. Yani bir beğenmek ya da bir sevmek nasıl bir insan kendisi itiraf etmeden başkası tarafından iddia edilebilir? Hazreti Peygamber öyle bir sözü olmamış. Yani ben beğendim, ben ettim, ben eyledim olmamış. Daha ötesi biz Hazreti Peygamber'den
şunu görüyoruz. Zeyd ne zaman ona gelse eşini tut, iyi geçin gibi tavsiyelerde bulunuyor. Değerli hocalarım, bu evlilikle ilgili bazı gayeler var. Hazreti Peygamber Zeynep'i Zeyd ile evlendirmiş. Bunda mevali ile hürlerin ayrımı, yani köle ile hürlerin ayrımını ortadan kaldırmak var. Bir sosyal kast sistemini ortadan kaldırmak amaçlanmış diyebiliriz. Ayrıca bu evlilikler meşru sayılmış bu şekilde. Çünkü denklik eski Arap toplumunda, aslında günümüz Arap toplumunda da denklik evliliklerde çok aranan bir şey. Ve bu evlilikte yani bu evliliklerin belki meşru karşılanmaması söz konusu olabilirdi. Bir hür bir köleyle evlenebilir mi, evlenemez mi tartışması belki olabilirdi. Hazreti Peygamber bu şekilde bu evliliklerin meşru olduğunu da yerleştirmiş olmuş toplumda. Şimdi değerli hocalarım, Hazreti Peygamber neden Zeynep ile evlenmiş? Zeynep'i Hazreti Zeyd ile evlenmesi arkasında bazı sebepler, gayeler vardı. Hazreti Peygamber'in Hazreti Zeynep ile evlendirilmesi diyorum, çünkü kendisi bu konuda biraz geri çekiniyordu ve bunu yapmak istemiyordu. Halbuki Allah ona hitap ederek onu bu evliliğe zorluyordu. Hazreti Peygamber bu evlilikle hayatı zorlaştıran iki cahiliye örfünü düzeltmiştir. Evlatlık eşlerin mahremliği tabusunu düzeltmiştir. Mahremliğin çoğalması çok büyük sorundur değerli hocalarım. Özellikle günümüzde Batı toplumlarında kimin kimle nasıl bir ilişki içinde olduğu çok net olmadığı için çoğu zaman evlilik safhasına gelen bir ilişki son anda ensest olarak karşımıza çıkıyor ve iptal ediliyor. Yani birisinin gayrimeşru bir çocuğu olmuştur ve kimsenin haberi yoktur. Ondan sonra kardeşler birbirlerine aşık olmuştur vesaire. Ancak son anda fark edilmiş ve bu birliktelik iptal olmuştur. Buna benzer şeyler var. Bizim doğuda örneğin süt kardeşlikleriyle ilgili böyle sorunlar ortaya çıkıyor. Yani bir kadın bir çocuğa emziriyor, ondan sonra hatırlanmıyor, şeyler oluyor. Sonra ortaya çıkınca benzer ilişkilere engel oluyor. Dolayısıyla bu mahremlik konusunun genişlemesi toplumda büyük sıkıntılara neden oluyor. Allah Resulü böylelikle insanlara hayatı zorlaştıran bu sorunu ortadan kaldırmış oldu. Ayrıca evlatlıkların alt soy olması da bu şekilde ortadan kaldırıldı. Alt soy olarak kabul edilmesi büyük hukuki sorunlara neden oluyordu. Özellikle miras hukukunda bayağı köklü sorunlara neden oluyordu bu. Değerli hocalarım, Hazreti Zeynep ile ilgili Batı'da karşımıza çıkan eleştiriler bayağı şiddetli. Örneğin William Clair bu konuda haşa Hazreti Peygamber'in bu evlilikle hayayı büsbütün elden bıraktığını söylüyor. Ve bu şekilde tefsirlere geçen yorumlar da bu eleştirmenlere çok fazla malzeme elde veriyor. Dolayısıyla bu evlilik üzerine fazlaca durmak gerekiyor zaman zaman. Biz burada bu kadarıyla yetineceğiz. Çünkü zamanımız var. Hazreti Ayşe ile ilgili evliliğine dair de bazı eleştirileri söylemek istiyorum. Hazreti Peygamber'in Ayşe ile evliliği tamamen modern bir eleştiridir. Çünkü 20. yüzyıla kadar eleştiri konusu olmamıştır. Genç yaşta evlendiğine dair rivayetler günümüzde pedofili olarak, sübyancılık olarak tarif ediliyor. Ve bu konuda çok şiddetli eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle Sultanahmet'teki bazı faaliyetlerimizde bu eleştirilerle karşı karşıya kaldığımız oluyor zaman zaman.
Gerçi bu konuda artık çok kısa bazı cevaplar veriyoruz. Ancak burada bazı şeyleri tahlil etme yoluna gideceğiz. Şimdi değerli hocalarım, tabii bu eleştirilerin gelmesi İslam toplumunda da bazı ayrışmalara neden olmuş. İlim insanları iki fırkaya bölünmüş, gelenekçi ve savunmacı olarak tabir edeceğimiz iki fırka ve iki farklı görüş ortaya çıkmış. Gelenekçilere göre Hazreti Ayşe 6 yaşında nişanlanıp 9 yaşında evlenmiştir. Diğer savunmacı fırkaya göre ise 19 yaşında evlilik gerçekleşmiş veya 21 yaşında gerçekleşmiş veya 16 yaşında gerçekleşmiş. Değişik çıkarımlar ve hesaplamalar var bu konuda. Şimdi işin kökeninde de bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif ahad bir hadis olup aslında İbn-i İshak'tan yani bir siyer eserinden alındığı söyleniyor. Bu hadis-i şerifte Hazreti Ayşe validemiz Resulullah ben 6 yaşındayken hicretten 3 sene evvel Şevval ayında nübüvvetin 10. yılında benimle nişanlandı ve ben 9 yaşındayken hicretten 8 ay sonra benimle evlendi demektedir. Şimdi bu 6 ile 9 üzerine birçok yorum yapılıyor. Hazreti Ayşe'nin bir başka sözü bu yorumlara bir set çekiyor aslında. Burada Hazreti Ayşe diyor, İza belagatil cariyetu tıs'a sinine fehiye imra'atun. Eğer cariye yani garson yaştaki bir kız 9 yaşına ererse o bir kadındır. Yani artık o yetişkin bir kızdır demek istiyor. Bu şekilde de burada 9 ile 6 yaşının gerçek anlamda kastedildiği görüşü daha çok şey oluyor, desteklenmiş oluyor, netleşmiş oluyor. Tabi ileride bunun tam aksini de ispatlamaya çalışan bazı görüşlere yer vereceğiz. Şimdi görüşü destekleyen olaylar da vardır. Örneğin Hazreti Peygamber'in kızları genellikle 8-10 yaşlarında evlenmişler. Zeynep olsun, Rukiye olsun, Fatma olsun. Sadece Ümmü Gülsüm daha geç yaşlarda evlenmiştir. Ayrıca Asr-ı Saadet'ten başka örnekler de var. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali birçok uygulaması fıkıh teşrih konusunda bize örneklik teşkil ediyor. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm'le gene bu şekilde genç yaşlarda evlenmiştir. Bu da genç yaşta evliliğin yani kızların 8-10 yaşlarındayken evlenmesinin çok doğal bir şey olduğunu gösteriyor. Değerli hocalarım, ancak savunmacıların da bazı şeyler var, bazı argümanlar var. Savunmacılar ellerinde rivayet olmamasına rağmen mantıkla çok ikna edici bazı sonuçlara ulaşıyorlar. Örneğin en çok dikkatimi çeken Hazreti Peygamber'le evlenmeden evvel Hazreti Ayşe'nin Mut'im bin Adi ile nişanlılık süreci var. Hatta bazıları bu nişanlılık sürecinin birkaç sene sürdüğünü ifade ediyorlar. Bu birkaç sene sürdüğüne dair bir ibare görmemekle birlikte bir müddet sürdüğü anlaşılıyor. Şimdi değerli hocalarım, buradan şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Hazreti Peygamberle sözlenmeden evvel şayet Hazreti Ayşe Mut'im bin Adi ile evlenmişse Cübeyr bin Mut'im pardon lafını değişti safımı heyecanımı mazur görün hocalarım. Cübeyr bin Mut'im ile eğer bir nişanlılık geçirmişse bu evlilik çağında olduğunu göstermektedir. Artık zamanın evlilik çağı 19 mu kabul edilir, 9 mu kabul edilir, 15 mu kabul edilir? Bundan bağımsız olarak biz kesin bir şekilde biliriz ki Hazreti Ayşe o esnada evlenebilecek çağdadır o örfe uygun olarak. Çünkü eğer öyle bir nişanlılık olmasaydı ve Hazreti Ayşe
ilk nişanlı Hazreti Peygamber'le olsaydı icabında birileri diyebilirdi ki bu peygambere özgü bir şey. Peygamber ortada olduğu için bu evlilik onaylanmıştır aile tarafından diyebilirdi. Ancak bundan evvel bir müşrik ile yani dindaş olmayan biriyle bu şekilde bir nişanlılık söz konusuysa evlilik yaşında olduğu ortaya çıkıyor. Ancak bazılarının iddia ettiği gibi bu yaşı ispat etmiyor. Yani 19 yaşlarında, 20 yaşlarında olduğunu ispat etmiyor bu hadise. Hicret yılında Hazreti Esma 27 yaşında olduğunu ifade ediyor bir sözünde. Hazreti Ayşe'den 10 yaş büyüktür Esma ablası ve buradan çok net bir şey ortaya çıkıyor. Hazreti Ayşe hicret yılında 17 yaşındadır gibi bir yorum çıkarabiliriz buradan. Bu çok güçlü bir argüman gene savunmacı tarafta. Ayrıca buna benzer başka bir şey de var. Hazreti Fatıma ile yaşıt olduğu, peygamberin kızı Hazreti Fatıma ile yaşıt olduğu söyleniyor. Ve buradan da gene 9 yaşından daha büyük yaşlar ortaya çıkıyor. Bundan başka savunmacıların dayandığı bir argüman, Hazreti Ayşe'nin ilk Müslümanlar arasında sayılması. İlk siyer kitaplarından İbn-i İshak'ta Hazreti Ayşe ilk Müslümanlar arasında sayılıyor. Bu da gösteriyor ki nübüvvetin ilk yıllarında Hazreti Ayşe din tebliğini anlayacak bir yaştadır. Bu da minimum 5-6 yaş olabileceğini gösteriyor. Çünkü daha büyük, daha küçük bir çocuğa dinle alakalı bir şey anlatmak abesle iştigal olur diye ben düşünmekteyim değerli hocalarım. Şimdi bazı akıl yürütmeler daha var. Genellikle bunların kaynaklarına ulaşmadım. Örneğin Darun Nedve'de günümüz doğum günü kutlamaları gibi ilk hayızını, ilk kanamasını yaşayan kızları için bir tören yapıldığı söyleniyor. Ve bundan sonraki dönemde zaman zaman bu törene referansla yaş ifadesi kullanılıyor. Örneğin mesela 6. yaşında. 6. yaş yani ne demek? Bu tören yapıldıktan sonraki 6. yaş. Efendim 10 yaşında eğer akıl baliğ olmuşsa 6. yaş dediğimizde 16 yaş anlaşılır bundan. Şimdi bu konuda her ne kadar ilk kaynaklarda bir veriye ulaşmasam da günümüz cahiliye toplumlarında da bu gayet gözümüze çarpıyor. Avrupa'da, Amerika'da insanlar doğum günü kutluyor. Bizim televizyonda gördüğümüz gibi doğum günü her sene kutlanan bir şey değil. Günümüzde biraz esnetilmiş bu ancak genellikle ergenlik çağına giren yani özellikle 18 yaşına giren günümüzde gençler büyük törenler yapar, büyük partiler verir ve bu şekilde deklare eder artık ergen yani ergen bir insan olduğunu deklare eder. Demek ki zamanında da bu şekilde kutlamalar varmış diyebiliriz. Ayrıca benim üzerinde durduğum yaş ile alakalı kısaltmalar var. Konuşma dilinde 11-19 yaş arası için yani onlu rakam, onlu kanenin düşürülerek söylenmesi konusu var. Bunun Lisan-ı Arap'ta kamusta vesaire geçtiği söyleniyordu. Bazı kaynaklarda, tali kaynaklarda gördüm. Ancak ben kendi aradığımda maalesef bunu bulamadım. Ancak bir şekilde mantıklı gelebiliyor bazen. Günümüzde geçen doktora savunmamda da ifade ettim. Örneğin 1975 yerine 75 diyoruz. Ve bu gayet rahat anlaşılıyor. Yani 20. yüzyılın 75. yılı olarak anlıyoruz biz bunu. Ancak düşünelim ki biz 1000 sene sonrasına gittik. Ya o gün 75 demeden 1975 hiç kimsenin aklına gelmeyecektir. Bir araştırmacı varsayalım devlet arşivlerini karıştırırken bir konuşmacının hitabında böyle bir ibare kullandığını gördü. Ve bunu hemen ilk akla gelen şekliyle miladi birinci yüzyıl olarak algıladı.
Ondan sonra pürüzler çıktı, veriler arasında tenakuz çıktı. Ne yapılır? Bunun yorumuna gidilmeye çalışılır. Efendim, Türkiye'de o zamanlar Hicri takvim dini günleri belirlemek için kullanılırdı. Acaba Hicri takvimin 1. yüzyılı olabilir mi diye bir fikir ortaya çıkabilir. Ancak muhtemelen hiç kimsenin aklına 1975 gelmez diye düşünüyorum. Bundan 1000 yıl, 1500 yıl sonrasını düşünürsek. Dolayısıyla böyle bir kullanım olabilir. Bu da bir ihtimaldir değerli hocalarım. Şimdi bununla ilgili kaynak yoktur dediğinizi duyar gibiyim. Efendim, gündelik kullanımlarda gramer kitaplarına geçmeyen buna benzer kullanımları görebiliyoruz. Geçen de Bulgen hocamız ayrıca savunmacıların çok seveceği bir şey gönderdi bana. İlk yazmalardan, Sahih Buhari'nin ilk yazmalarından bir tanesinde aşere, sittet aşere gibi bir kelime var ilgili hadiste. Ben 16 yaşındayken nişanlandım diyor. Sonra sümme ben abiha. 16 yaşındayken onunla nişanlandı diyor. Sonra 9 iken evlendi. 9'dan gene aşere düşülmüş ama sitteye aşere eklenmiş görünüyor burada. Şayet bu daha fazla araştırılıp otantisi desteği teyit edilirse çok güçlü bir delil olur. Savunmacı görüşü destekleyenler için diye düşünüyorum. Tabii ki mantıklı olan bir şey var. İstinsah olaylarında bazı harflerin, bazı kelimelerin düşmesi söz konusu oluyor. Şahsen ben yazı yazarken bazen defalarca okumama rağmen arada bir bağlacı ya da bir kelimeyi kullanmadığımı fark etmiyorum ve okurken onu okuyorum. Orada varmış gibi okuyorum. Sonra bir ara dikkatlice bakınca bakıyorum ki orada eksik yazmışım meğerse. Olabiliyor, yani istisnak şeyleri olabilir. Bir de raviden kaynaklı hatalar da olabilir. Yani ravi eksik de aktarmış olabiliyor bazen. Böyle sorunlar olabiliyor. Bu şekilde yani savunmacı görüşü de destekleyen şeyleri tam olarak vermeye çalıştım. Değerli hocalarım, savunmacı ve gelenekçi her iki tarafta maalesef bir konuda bir hataya düşüyor. Kendilerini desteklemeyen bazı rivayetleri tenkit yoluna gidiyorlar ve bu tenkidi yaparken yani tüm hadis külliyatının kredibilitesini tehlikeye atıyorlar. Buna çok daha dikkat etmek lazım. Yani hadis külliyatının kredibilitesini korumak bu şekilde küçük bir sıkıntıyı def etmekten çok daha önemlidir diye düşünüyorum ben ayrıca. Değerli hocalarım, Hazreti Peygamber'e evlilikler üzerine yapılan eleştiriler tutarsızdır. Örneğin evlenmesi Katolikler tarafından bir eleştiri. Katolik misyonerler yani rahatlıkla onun evlenmesini, dünya hazlarına dalmasını şey görüyorlar. Bir Allah adamına yakışmayan bir şey olarak görüyorlar ve bunu argüman olarak kullanıyorlar. Neden tutarsız bu? Çünkü mukaddes kitapta, Kitab-ı Mukaddes'te birçok peygamber adı var. Bu peygamberlerin çoğunluğu evlidir. Bu peygamberlerin çoğunluğu çok eşlidir. Ayrıca Hazreti Ayşe ile ilgili veya diğer bazı evliliklerle ilgili eleştiriler de tutarsızdır. Çünkü bunu doktrinal bir şey olarak ele alıyorlar. Halbuki doktrinle alakalı değildir evlilik yaşları. Hazreti Nuh zamanında 40 yaşında insanlar çocuk sayılıyordu. Yani çocukluk kavramı farklı bir şeydir. Ve zamanla farklı anlamlar taşıyabiliyor. Yani 14 yaşındaki bir çocuk bugün bir işi, bir ticareti teslim edemeyeceğimiz bir çocuktur. Ancak Sultanahmet Camii'nin banisi Sultanahmet Han 14 yaşında günümüzün 64 ülkesini yönetmiştir. 3 kıtada kocaman bir toprağı yönetmiştir ve 14 sene başarıyla yönetmiştir. Şimdi biz günümüz 14 yaşındaki çocuğu
bu çocukla karşılaştırabilir miyiz? Yani eski zamanlarda insanlar çok daha genç yaşlarda sorumluluk alabiliyordu. Tabi bazı zamanlarda bunun tam tersiydi. Hazreti Nuh zamanında 40 yaşındaki bir insana herhangi bir işi teslim etmezlerdi, kırar döker diye. Çünkü hala çok genç, çok tecrübesiz sayılıyordu. Değerli hocalarım, dolayısıyla buradan anlaşılıyor ki bu gibi şeyler örfle alakalıdır ve bu gelişim sadece yaşla alakalı değildir. Gelişim, ruhsal gelişim, bedensel gelişim bunlar da önemli faktörlerdir ve zaman ve mekan bunlara etki etmektedir. Şimdi birçok kırsal bölgede yaşayan genç yaştaki bir çocuğun bir Avrupa ülkesinde rahat içinde yaşayan çok daha yaşlı bir gençten çok daha becerikli, çok daha sorumluluk sahibi olduğunu görebiliyoruz zaman zaman. Bunu da dikkate almak gerekiyor bu yaş hesaplamalarını yaparken. Şimdi Hazreti Peygamber'in evliliklerinde bazı hikmetler var. Hazreti Peygamber'in evlilikleri birçok tabuyu yıkmıştır. Tabular insan hayatını zorlayan, özgürlüklerini kısıtlayan şeylerdir. Örneğin günümüzde bu tabuların çoğu var. Yani modern cahiliye devri diyebilirim bugünümüze. Örneğin dul kadınla evlenmeme ya da kendinden büyük kadınla evlenmeme çok yaygın olarak var. Yani bakıyoruz genç adam, yani çok açık fikirli olmasını beklediğimiz adam bir kıza ilgi duyuyor. Ondan sonra yok efendim benden işte yarım yaş büyükmüş, bir yaş büyükmüş, yok bu iş olmaz gibi bir düşünceye kapılabiliyor. Ondan sonra kendinden çok daha genç biriyle evlenmekten insanlar çekinebiliyor. Farklı din, dil, ırk ve milliyetlerle insanlarla evlenmekten çekinebiliyor. Hazreti Peygamber bu tabuları yıkmış. Yahudi kökenli eşi de var. Renkli eşi de var. Beyaz eşi de var. Ondan sonra evlatlık eşleri, kardeşlik kızları. Hazreti Ebubekir onun kardeşliğidir. Yani kendi aralarında kardeşlik ahitleri vardır. Ve kızını istediğinde Ebubekir hatta diyor ki ya efendim bu mümkün olur mu ki insan kardeşinin kızını alabilir mi ki diyor. Ya diyor bizim kardeşliğimiz o şekil bir kardeşlik değil diyor. Yani kan kardeşliği bu evliliğin önüne engeldir. Buna benzer birçok tabu yıkılmıştır Hazreti Peygamber'in uygulamalarıyla ve insanların zihinleri özgürleştirilmiştir. İnsanlara daha büyük bir özgürlük alanı sağlanmıştır. Ve maalesef günümüzde yine bunlardan uzaklaşılmıştır. Ayrıca Hazreti Peygamber'in evliliklerinde tebliğ var ve teşrih var. Bu evliliklerin çoğunun, yani bu saydığım, bu tabularla ilgili saydığım evliliklerin çoğunun meşru olduğunu, özellikle kast sistemi gibi bir sistem vardı eski cahiliye döneminde. Yani hürler, köleler bir değildi. Köle azat olduktan sonra bile hürle bir değildi. Aralarında evlilik olur mu olmaz mı tartışma konusu olabiliyordu. Hazreti Peygamber mesela bunun meşru olduğunu uygulamalarıyla ortaya koymuş. Ayrıca Hazreti Peygamber'in evliliklerinde tebliğ maksadı vardır. Günümüzde birçok fıkhi mesele zevcat-ı tahirattan nakledilen bazı hadislerle temellendiriliyor. Çünkü başka bir öğrenci bir hocanın yanında gece gündüz her halinde yanında olamaz. Ancak eşi her zaman yanında, yatağında da yanında, yeri geliyor, banyosunda da yanında ve birçok uygulamasını görüyor ve mesajının gerçek özünü anlayabiliyor ve insanlara aktarabiliyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in çok eşliği bu konuda çok faydalı olmuştur diyebiliriz. Ayrıca siyasi hedefler vardır. Batılılar özellikle Montgomery Watt gibi şahsiyetler, Karen Armstrong gibi biraz insaflı oryantalistler bu konuya çok fazla odaklanıyorlar. Hazreti Peygamber'in evliliklerin siyasi amaç taşıdığı, nitekim yani Hazreti Peygamber evliliğe en fazla insanın heves edeceği, tabiatının heves edeceği yaşında
tek evli olmuştur. 25 yıl tek evli kalmıştır. Ondan sonra çok evlilikler olmuştur. Bu evliliklerden yani böyle bir nefsani haz gayesiyle yapılmış evlilikler olarak bahsetmek herhalde yersizdir. Ve bu evliliklerin çoğu dul kadınlarla, nispeten yaşlı kadınlarla, yani böyle insanın nefsine arzulayacağı çok genç kadınlarla olmamış bu evlilikler. Dolayısıyla bazı siyasi maksatların güdülmesi de aslında Hazreti Peygamber'in tebliğ misyonuyla bağdaşmaktadır. Örneğin Ümmü Seleme ile Hazreti Peygamber evlenerek İslam'a en büyük karşıtlığı sergileyen Ebu Cehil'in kabilesiyle düşmanlığı önlemiştir. Ondan sonra Beni Müstalik kabilesiyle pardon ne dilim şey oldu. Cüveyriye annemizle evlenerek onların İslam'a girmesini sağlamıştır. Ümmü Habibe ile evlenerek Ebu Süfyan'la ilişkileri yumuşamıştır. Bu evlilikten sonra Ebu Süfyan savaşta hiçbir zaman Hazreti Peygamber'in karşısına kılıçla çıkmamıştır. Meymune ile evlenerek ve birçok kabilenin lideriyle bacanak olmuştur. Çok ilginç bir evliliktir bu. Yani bir taşla 8-9 tane kuş vurmak gibi bir şey diyebilirim. Beni Nadir liderinin kızı Safiye ile evlenerek Yahudilerin kimliğini, düşmanlığını azaltmıştır. Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafsa ile evlenerek en büyük destekçilerinin ona olan bağlılığını güçlendirmiştir. Bunlar da tebliğ maksadına hizmet etmiştir Hazreti Peygamber'in. Değerli hocalarım, bir değerlendirme yapmak gerekirse Hazreti Peygamber'in tüm evliliklerinin bir gayeye mebni olduğunu ve zamanın toplumsal ahlak normlarına uygun olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Sosyal normlara uygun, ahlak normlarına uygun diyoruz. Bu normlar zaman zaman değişebilmektedir. Günümüz Batı toplumunda çok değişik normlar çıkmış. Örneğin yani onaylamayacağımız bazı evlilikler de artık onaylanır hale gelmiş. Dolayısıyla zaman ve toplum bu normları şekillendiriyor ve değiştiriyor. Dolayısıyla bu normların efendim 19 mu, 9 mu, 39 mu olduğu konusunda bir net çıkarım yapmak, evrensel bir çıkarım yapmak çok yersizdir. Ayrıca Hazreti Ayşe ile evliliğine dair getirilen eleştiriler de yersiz olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Çünkü müşrikler bu konuya eleştiri getirmemiş. Müşrikler ki Hazreti Peygamber'in en ufak bir kusur bulduklarında, en ufak bir eleştiri yapabilecekleri konu bulduklarında ellerine geçen her taşı atarlardı Hazreti Peygamber'e. İftiralar ederlerdi. Hazreti Ayşe ile evliliğine hiçbir şey getirmemişler, hiçbir eleştiri getirmemişler. Bu da çok gayet doğal, gayet normal bir evlilik olduğunu göstermekte. Ayrıca günümüzde bazı dindaşlarımız, bazı hocalarımız belirli yaşı Hazreti Ayşe'ye ispat ederek bir hizmet yaptığını düşünmekte. Bunların birçok zararı olmaktadır. Örneğin klasik bazı eserlerin kredibilitesini düşürmektedir. Rivayetleri güvenilmez hale getirmektedir bazı tartışmalar maalesef. Bu yani o yapmaya çalıştığımız şeyden çok daha kıymetlidir ve tehlikelidir. Ayrıca velev ki biz yaşın 19 olduğunu net olarak ortaya koyduk. Şahsen benim fikrimi sorarsanız ne 19 yaşın ne de 9 yaşın net olarak tarafında değilim. Çünkü her iki tarafta bir yere kadar görüşünü ispatlayabiliyor. Mantıksal çıkarımlarla olsun, rivayetle olsun bir şekilde görüşünü destekleyebiliyor. Ancak biz şu an 19 yaşını net olarak ortaya koyarsak bile eleştiriler gelmeye devam edecektir. Hazreti Peygamber 50-60 yaşında evlenmiştir. Çok genç, kendi kızı yaşındaki bir kız ile.
diyebilirler gayet tabii. Ya da ileride evlilik yaşı norm olarak 35'lere çıktığında, ki şu an maalesef Netflix çağında artık 30-35 yaş doğal, normal evlilik yaş haline gelmeye başladı. O gün bu şekilde bir eleştiri yapıldığında nasıl cevap vereceğiz? Yani biz bu sefer 35 yaşında olduğunu mu ispatlamaya çalışacağız? Dolayısıyla aşağılık kompleksine hiç girmeye gerek yok. Bu gibi eleştirilere tamam cevap vereceğiz, uygunluğunu ifade edeceğiz, yer yer tartışacağız. Ancak böyle kesin sonuçlara varmak gibi bir imkanımız yok. Bu tarihleri biz tutmamışız ve zamanda da doğum tarihleri tutulmamış. Birçok insan takribi yaşını bilmektedir. Ve hanımefendiler özellikle, yani yaşını en genç şekilde nasıl ifade edebilirlerse o şekilde ifade etmeyi sevmektedirler. Günümüzde de hanımefendilerin doğasında bunu görmekteyiz. Değerli hocalarım. Değerli hocalarım, ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlk kez böyle bir çok kıymetli bir grup karşısına böyle bir sunum yapıyorum. Dolayısıyla af buyurun şayet güzel bir konuşmayla karşınıza çıkmadıysam. Şu anda sözü size devrediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sıbgatullah Hocam. Ağzınıza sağlık. Vakti de yeterli süre içerisinde kullanmış olduk. Ben sözü müzakere için Enis Hocama vereceğim. Şayet konuyla ilgili soru sormak isteyenler olursa sohbet kısmına da yazabilirler. Ben not alıp müzakere de bittikten sonra soru cevap kısmına geçebiliriz. Tabii malum saat 10'da maç var. Herkes heyecanla bir yandan maçı da bekliyor. Dolayısıyla konuşmayı da çok fazla uzatmamamız gerektiğini hissediyorum. Buyurun Enis Hocam. Teşekkürler hocam. Yani ağzınıza sağlık Sibetullah hocam. Çok güzel bir konuşma oldu bence. Belki biraz çok evlilik meselesine değinmek isteyebilirdiniz. O daha detaylı açılabilirdi ama onun dışında çok güzel bir konuşma oldu. Yani benim çok ekleyeceğim bir şey yok. Bir iki noktaya sadece değinip zaten sözü uzatmayacağım. Birkaç tane daha hikmete ve birkaç unsura dikkat edebiliriz. Şimdi birincisi özellikle Hazreti Zeynep evliliğini detaylı bir şekilde incelediniz, konuştunuz. Orada günümüze de bence faydalı bir mesaj var. Günümüzde mesela başka bir tabu olabiliyor bazı toplumlarda. Balkanlarda öyle, muhtemelen Anadolu'da da öyledir. Biz dul olmayı bir eksiklik olarak addedebiliyoruz. Hazreti Muhammed'in dul bir kadınla evlenmesi hem de aslında kendisine kan bağı olmasa da manevi olarak yakın birinden boşanan bir kadınla evlenmesi, bu tabuyu yenmesi açısından da toplumun önemli ve bugüne de aslında burada bir mesaj gönderiyor. Yani bugünün normları açısından da orada bir yanlış olmadığı gibi günümüze de bir şey var. Hazreti Ayşe'nin evliliği meselesinde tabii şurasını hatırlamak gerekiyor. Çok değil, endüstri devriminden önce bütün dünyada evlilik yaşı 12-14 bandındaydı. Yani bu kilise 12 yaşından itibaren Avrupa'da evliliği onaylıyordu. Yine antik Roma veya antik Yunan'da da evlilik yaşı 12 yaşından başlatılıyordu. Çin'de 15 yaşından başlatılıyordu. Japonya'da bu yakın zamana kadar 12 idi. Azteklerde, yani Amerika kıtasında 15'ti. Yani rakamlara baktığımız zaman hemen hemen bütün toplumlarda evlilik yaşı ergenlikle birlikte başlıyor. Bunun da makul bir sebebi var. İnsan ömrü çok, ortalaması çok kısa çünkü çocuk yaşta çoğu insan ölüyor. Dolayısıyla 35 yaş ortalamanın olduğu bir dönemden bahsediyoruz. İnsanların çocuk yapması için çocuk elverişli olduğu erken yaşlarda evlenmeleri gerekiyor. Ayrıyeten endüstri öncesi toplumda tarım toplumundan söz ediyoruz. Tarım toplumu olması demek çok sayıda işçi gücüne ihtiyaç var demek. Sizin ne kadar çok erkek çocuğunuz varsa
O kadar çok işçiniz var. Tabi bazı yerlerde kadınlar da iş gücüne katılıyor. Ve yeterli üretim sağlayabilmeniz için, hayatta kalmanız için çok sayıda çocuk yapmanız gerekiyor. Bunun için de sağlıklı olabilmesi için bu çocukların önemli bir kısmının ergenliğe ulaşabilmesi için de, çünkü bir kısmı ölecek, belki yarısı, bazen daha fazlası ölecek bu çocukların. Olabildiğince erken evlenmeniz gerekiyor. Bu bütün dünyada bir ihtiyaç. Yani o dönemin şartlarının getirdiği bir durum. Dolayısıyla erken yaşta evlilik yaygın olan pratik. Bugün koşullar değişti. Tıp çıktı. Tıbbın çıkmasıyla birlikte çocuk ölümleri neredeyse büyük oranda ortadan kaldırıldı. İnsan ömrü uzatıldı. Dolayısıyla sanayi devrimi ve tıp devriminden sonra toplumun yapısı değişti. İkincisi eğitim geldi. Eğitim orta çağda olan bir durum değildi. Antik çağda da olan bir durum değildi. Eğitimin gelmesiyle birlikte kadınların eğitim almasını istediğimiz için, onların eğitim alabilme şansı oluşması için şöyle bir düşünce oluştu. Erken yaşta evlenirse kadınlar çocuk yaparlar, eğitim alamazlar. Bu onların yaşamdaki gelişim fırsatlarını ellerinden alır. Dolayısıyla evlilik yaşı daha ileriye taşınmalı gibi bir görüş oluştu ki bence makul bir görüş. Çoğumuz işte kızımızı çok erken yaşta 12-14 yaşında evlendirmek istemeyiz bugün. Ama bu farklı bir çağda yaşasak, işte tarım toplumunda yaşasak, eğitimin olmadığı, genç yaşta ölümlerin çok olduğu bir dönemde yaşasak, muhtemelen ki biz de daha erken yaşta evlilikleri normal karşılardık. Yani bu değişimi, bu konuda detaylı yazım Serbestiyet'te çıktı Hazreti Ayşe'nin evlilik yaşıyla ilgili. Bir katkıyı da Halil Berktay Hoca, ki normalde dindar biri değil, din inancı olmayan bir tarihçi, şu noktaya vurgu yaptı. Orta çağ diyorum, endüstri devriminden önce gençlik diye bir kategori yoktu. İnsanlar ya çocuktu, ya olgun bir bireydi, ya da yaşlıydı. Üçlü bir kategorizasyon var tüm dünyada. Genç diye bir kavram yok. Genç ne zaman ortaya atılıyor? Endüstri devriminden sonra, eğitimin ortaya çıkmasıyla birlikte. İnsan ne zaman olgun bir birey oluyor? Ergenlik. Ergenlik, kişinin çocukluğunun bittiği ve olgunluğunun başladığı yer olarak görülüyor endüstri devriminden sonra. Tabii bu Ali Hoca'nın ortaya attığı bir şey değil. Bu çok iyi bilinen, yani youth, gençlik nasıl icat edildi diye çok sayıda kitaplar var bu konuda. Dolayısıyla bunun farkında olmak gerekiyor. Yani önemli bir değişim oldu endüstri devrimiyle birlikte. O değişim, işte tarım toplumundan biz işçi toplumuna geçtik. Eğitim gündeme geldi. Kadınlar iş gücünün bir parçası oldu. Bu değişim karşısında tabii evlilik yaşlarında bir değişim oldu. Hani ne bugün çocuk luktan geçişi illa orta çağda gibi yapalım diyebiliriz, ne de orta çağa bugünün normlarını giydirebiliriz. Burada dikkatli olmak, normların değiştiğini farkında olmak gerekiyor bence. Üçüncü konu, aynı benzer bir durum çok evlilik meselesiyle ilgili karşımıza geliyor. Bugün çoğu ülkede kabaca kadın erkek nüfusu birbirine yakın. Bu değişebiliyor faktörlerle birlikte ama hemen hemen yakın. Dolayısıyla böyle bir toplumda insanların bir eşinin olması gayet anlaşılır bir durum. Ama orta çağa gene döndüğümüz zaman veya işte antik çağa döndüğümüz zaman, savaşların yaygın olduğu dönemlerde, çok büyük savaşlar olduğu dönemlerde erkek nüfusunda çok hızlı düşmeler olabiliyor. Hatta genel olarak toplumun nüfusunda hızlı düşmeler olabilir. Tabii erkek nüfus düşünce toplum da etkileniyor. Ve nüfus her şey. Çok önemli o çağlarda. Bugün de çok önemli tabii ama o çağlarda çok önemli. Sizin hayatta kalıp kalmayacağınız nüfusunuzla ilişkili. Tabii bu hem erkek evliliği sağlıyor, hem de erkek nüfusu kadın nüfusuna göre çok düşükse, burada bir erkeğin bizden fazla eş alması pragmatik olarak makul bir şey oluyor. Zaten kadınların da isyan ettiği bir şey olmuyor. Yani düşünün ki bir toplumda kadın nüfusu erkek nüfusunun 3 katı. Bu toplumun hızlı bir şekilde nüfusunu çoğaltması gerekiyor. Savaşta nüfus azalmış. Şimdi böyle bir toplum ve güvenlik güçleri de yok. Yani bugün tabii bizim yaşadığımız toplumda güvenlik güçleri var. Polis var, asker var. Hepimiz daha güvenli hissediyoruz kendimizi. Polis, asker, çelik kapılar var, taş binalar var. Antik çağ ve orta çağ böyle değil. Çadırlarda yaşıyorsunuz, bir güvenlik gücü her zaman yok. Çoğu yerde polis kolluk kuvvetleri yok. Dolayısıyla kadınların, özellikle eşini kaybetmiş kadınların güvenliğini sağlayan oğulları olabiliyor. Oğulları sağlayacak oğulları yoksa yeni bir evlilik yapmayı düşünüyorlar. E şimdi
nüfus oranı dediğim gibi dengesizse, çok fazla kadın varsa, savaşlarda erkekler öldüğü için ya da esir alındığı için savaşı kaybettiniz, 10 bin kişilik ordu esir de alınabilir. Ortada büyük bir kadın nüfus oluşuyor. Dolayısıyla bu koşullar altında çok evlilik oluşması tabii görünebilecek bir şey. Ha, diyebilirsiniz niye sadece erkeğe yönelik var, kadına yönelik yok? Çünkü bir erkek birden fazla kadınla evlendiği zaman annesi belli oluyor çocuğun, ama bir kadın iki erkekle evlendiği zaman zaten babası belli olmadığı için tarih boyunca çok nadiren böyle evlilikler gerçekleşiyor toplumlarda. Ama öbürü pragmatik sebeplerden yaygın bir durum. Dolayısıyla bu tarz kriz durumlarında buna izin veriliyor olması gene normal, anlaşılabilir bir şey. Bu benim paylaşacağım notlar bunlar. Yani bizim tarih boyunca koşulların değiştiğini, toplumların ve şu, mesela hep şu tartışılıyor: İslam evrensel mi değil mi? Yani bir şeyin evrensel olması demek 21. yüzyıla uyuyor olması demek değil. Bir şeyin evrensel olması demek farklı çağlara uyabiliyor olması demek. Bu da şu: din bazen 21. yüzyılda insana garip gelecek şeylere izin vermek zorunda. Neden? Çünkü başka çağlarda bu normal görünüyor. Nüfusun dengesiz olduğu çağlarda çok evlilik normal görülebilir. İşte tarım toplumlarında ortalama yaşın 35 olduğu bir toplumda 16 yaşında evlilik normal görülebilir. Yani bunu anlamak gerekiyor. Dolayısıyla dinin 20 yaşında, 18 yaşında evliliği başlatmasını beklemek aslında dinin evrensel olmamasını, 21. yüzyıla sadece uygun olmasını beklemek demek. Çünkü zaten din ne çok evliliği zorunlu kılıyor, ne erken yaşta evliliği zorunlu kılıyor. Buna sadece izin veriyor. Bu bir esneklik aslında. Yoksa zorunlu kılınan bir şey yok. Dolayısıyla buradan dini eleştirmek bana çok makul gelmiyor diyorum ve sözü Ahmet Hocama geri veriyorum. Teşekkürler hocam. Bu güzel, değerli katkılarınız ve müzakereniz için sağ olasınız. Şimdi vakte bakıyorum. Saat 9:30'a geldi. Başlayalı yaklaşık bir saat oldu bizler. Sorular varsa alabiliriz. Yazılı olarak şu an soru bir arkadaşımızın sorusu oldu. Ben de ona özelden cevap verdim. Başka soru varsa... Evet, soru olmamasını ben şeye yorumluyorum. Hocam hadi kapatalım da bir an önce. Evet, Cihan Özaykan hocamızın bir sorusu var. Hocam buyurun. Sözü size veriyorum. Hocam söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sibatullah hocama, Enis hocama da teşekkür ederim. Yani bir noktanın kaçırıldığını düşünüyorum. Bu da en önemli nokta galiba. Yani Hazreti Peygamber'in hangi yaşta evlendiği tabii kendi bağlamında normal karşılanabilir. Ki karşılanmalıdır da yani. Yani Yahudiler de o dönemde 10 yaşlarında falan evleniyorlardı. Yahudi inancında da bu böyledir. Bugün bizim Çingene'ler arasında da bu yaygın bir şekilde vardır. Yani açık bir şekilde yapılmasa da bugün Türkiye'deki Çingene toplumunda da bu sıkça görülen bir şey aslında. Onların sosyalitesi içerisinde. Bu normal ama asıl mesele bu değil. Yani asıl mesele şu: bugünün insanı için aslında problem var. Yani biz bağlamsal, yani iyiliğin ve kötülüğün, özellikle bizim kelam açısından bu bir değer problemidir ve iyilik kötülük problemidir. Buna dahil olur. Peygamberin kötü, yani kötü bir şey işleyen bir kişinin peygamber olup olamayacağı ile ilgili bir şeydir. Dediğimiz gibi iyilik ve kötülük bağlamsal bir, yani zati bir, özsel bir nitelik değil de salt teşrii bir nitelik, eşariler gibi salt teşrii bir nitelik olarak değerlendirilebilir, alabilir ya da İbn-i Teymiye'nin yaptığı gibi bağlamsal bir nitelik olarak da, bağlamsal olarak özsel hale gelen ve bu özsellik bağlama göre, özelliğin bağlama göre değiştiği bir durum de savunulabilir. Ama mesele şu: mesele bugün 6 yaşında bir insan bizim toplumumuzda, ki bu normal karşılanan bir şey değil ve kötü olarak değerlendirilen bir şey.
gayri ahlaki olarak değerlendirilebilir bir şey. Yani bu gayri ahlaki olarak değerlendirilmesinin temel nedeni de aslında bugün toplumsal normları tarafından kabul edilmemesi. Yani buna İslam literatüründe fasık deniliyor böyle insanlara. Yani mübah da olsa, bir şey mübah da olsa o şeyi toplum doğru görmüyorsa ya da bulunduğu, yaşadığı devlet doğru görmüyorsa onu yapan kişi fasık olarak nitelenir. Mutad olanın dışına çıkan kişi bu şekilde nitelenir. Dolayısıyla bugün birisi 6 yaşındaki peygamber evlendi, ben de evlendim. Yani 9 yaşındaki bir insanla evlendi ya da 10 yaşındaki bir insanla evlendi, ben de evlenirim. Onun için iyiyse benim için de iyidir. Niçin bunu bana kötü görüyorsunuz? Ben gayrimeşru bir şey yapmıyorum dediğinde asıl problem çıkıyor. Bu meselenin aslında çözümlenmesi gerekiyor. Yani gerçekten bugün bir insan 9 yaşındaki bir kızla evlendiğinde kimse ona bir şey diyemeyecek mi? Yani peygamber 9 yaşında evlendiği için bugünün insanı da normal bir şekilde evlenebilir mi? Ya da kimse ona ya da buna karşı mı gelmeliyiz? Karşı gelirsek bu durumda nasıl, yani şer'i olarak nasıl bir pozisyonda durmuş oluruz? Bence bunun cevaplandırılması gerekiyor. Yani bunu Evet, cevaplandırabiliyorlar. Evet. sorunuz anlaşıldı. Açıklama içeren bir soru olmuş oldu bu. Bunu Sıbgatullah Hoca'ya yönelik mi sormuş oldunuz? Yani herhangi bir kişi muhatap olabilir yani soruya. Sıkıntı yok. Evet. Önceliği ben Sıbgatullah Hocama vereyim. Buna bir cevap vermek ister misiniz? Veya Enis Hoca'yla devam edebilirim. Hayır, hocam şöyle bir şey var. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi yani çocukluk yani her toplumda aynı şey değildir. Hatta çocukluk bazı yazarlara göre nispeten yeni bir kavramdır. Yani daha önce 8-10 yaşlarındaki insanlarda büyük sorumluluklar alındığını gördüğümüz halde günümüzde 20 yaşındaki bir kız ile bile belki evlenmeyeceğini söyleyebiliriz bugün de. Çünkü hala bebek gibi davranıyor 20 yaşındaki bir insan. Dolayısıyla yani bu zamana ve mekana göre değişiklik arz ediyor. Ve günümüzde yani çocukluk maalesef artık 18 yaşına kadar çocuk diyebiliyoruz bir insana. Zamanında belki 4-5 yaşını geçen bir insana çocuk demiyorduk. Bu şekilde ifade edebilirim. Herhalde cevap oldu talebinizi, yani sorunuzu cevapladı sanırım bu şekilde. Yani hayır, cevaplamadı doğrusu. Yani şöyle, yani bugün bir insan işte diyelim ki geçen sene de böyle bir şey daha önce vuku bulmuştu ama ifşa edildi falan. Yani 9 yaşındaki bir kızla Tamam işte evlendiğinde ben diyorum şu anda 20 yaşındakiyle neredeyse evlilik artık şey değil evet. diyeceğiz. 20 Yani şu, yaşındaki kızı var adamın. bu Efendim insan gençtir peygamberin diyoruz, yaptığı biraz şey bekler benim için, diyoruz. evet, peygamberin yaptığı bir şey. Neticede şunu diyebilir. Evlilik rüştle ilgili değildir. Evlilik diğer hayvanlarda da olduğu gibi değil mi? Yani ineklerde, köpeklerde, kedilerde, diğer hayvanlarda da olduğu gibi evliliğin temel amacı üremedir. Ve üreme pozisyonuna gelen bir erkekle bir bayan evlenebilirler. Peygamber 9 yaşında üreme yani hayız görmüş bir kadınla evlenmişse ben de bugün 9 yaşında evlenme pozisyonuna gelmiş, evlenebilecek bir kızla evlenebilirim. Peygamber için meşru olan benim için niye meşru değildir derse asıl problem burada doğuyor ki bizim toplumumuz bugün sizin de dediğiniz gibi, arz ettiğiniz gibi bugün 9 yaşındaki bir insanı evlilik yaşına gelmemiş bir insan addediyor. Bizim kanunlarımız da bunu bu şekilde sayıyor. Artık evlilik yaşını üreyebilme yaşından ziyade rüşt yaşına yani taşımış oluyor. Dolayısıyla bu insana biz yani ne diyebiliriz? Yani bence benim kendime göre bir perspektifim var ama ben sizin perspektifinizi merak ediyorum.
Şimdi öncelikle insan hayvanlar gibi değildir. İnsanlar üremek için evlenmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de litaskunu ileyhim diyor. Onların yanında sükunet bulasınız diye diyor. Dolayısıyla insanlar ile hayvanlar arasında bir fark var burada. İnsanların evlilikten maksadı üremek değil. Hatta görüyoruz çoğu insan belli bir müddet üremiyor ya da hayatı boyunca üremek istemiyor ama evlenmek istiyor. Dolayısıyla burada bazı erdemler, bazı maddi manevi doyumlar bekleniyor evlilikten. Dolayısıyla insanın hayvandan farklılığı var ve insanlar evliliği üremek için yapmıyor değerli hocam. Onu özellikle vurgulayayım. Üremek de evliliğin bir hikmeti, bir faydası olabilir. Ancak evlilik haddi zatında üremek için yapılan bir şey değildir. O ancak hayvanlarda üresin, çoğalsın mantığı olabilir hayvanların birleşmesinde. Dolayısıyla hocam yani insan evliliği bir erdem için yapar ve bir doyum ve bir sekinete ulaşmak için yapar ve bunun içinde belli bir yaş üzerinde evlilik örflere girmiştir ve günümüzde artık 15 yaşlarındaki bir çocuk maalesef evliliğe çok ehil bir insan değildir. Artık böyle bir zamandayız. Ancak 20-25 yaşlarındaki bir kişi evliliğe ehildir ve o şekilde bir evliliği günümüzde onaylayabiliyoruz. Günümüzde 9 yaşındaki bir kişinin evliliğini maalesef onaylamıyoruz. Bu sünnete de uygun değildir. Ancak zamanın çocukları olsaydı 9 yaşında eğer 30 yaşındaki sorumluluğa sahip, bilince sahip, gayrete sahip, saygıya sahip çocuk olsaydı o çocuk, o zaman gayet tabii bunu onaylayabilirdik. Ahmet Hocam burada ben de bir şey söyleyebilir miyim Ber? Buyurun hocam, ben de tam sözü başka soru sormak istiyorum. Estağfurullah. Buyurun. Aslında ben hem Sibgatullah Hocama hem Enis Hocama teşekkür ediyorum. Ayrıca Can Hocama da teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Şimdi Enis Hocam çok önemli bir şey söyledi. Mesela ben de ona bakmıştım. Daha önce acaba dedim yani bu modern dönemden önce evlilik yaşları kaçtı? Mesela Fransa'da kaçtı? Şimdi 12 yaşında bir çocuk evlense şu anda çok tepki görülür değil mi? Ama Fransa'da daha geçtiğimiz yüzyıla kadar evlilik yaşı 12'ymiş mesela. Daha birçok Batı ülkesinde 12'ymiş. Yani bu enteresan bir husus. Osmanlı Devleti'nde de mesela erkek çocukların askeri 12 yaşında olması şart koşuluyormuşmuş. Tabii bir devlet değişen zamanlara göre bunda farklı yaş koşulları getirebilir. Yani duruma göre, farklı koşullara göre. Yani günümüzde de Türkiye'de belli bir yaş söz konusudur. Herkes de ona ittiba eder. Çünkü bu genel olarak devletin almış olduğu bir karar olarak görünüyor. Ama denildiği gibi özellikle Peygamber Efendimiz'in evlilikleri konusunda 20. yüzyıla gelinceye kadar bunların hiç gündeme gelmemesi önemli bir tespit. Yani çoğu sadece şeyler var. Ben de hatırlıyorum Sıbhatullah Hocam. Belki size not edersiniz. Mesela Sufiyetül Mutezile vardır. Bu Hasan el Basri'den ayrılanlar bir Sufiye grubu da ayrılıyor. Buna da Mutezile diyorlar. Bunlar da aşırıya gidiyorlar ve Peygamber Efendimiz'i bir müddet sonra bırakmışlar. Ve Hazreti İsa'yı takip etmeye başlamışlar bu Sufiyetül Mutezile. Sebep de Peygamber Efendimiz'in evlenmesi. Yani nasıl olur da evlenir? Yani işte çoluk çocuk sahibi olur gibisinden böyle bir eleştiri söz konusu oluyor. Peki biz bugün bu eleştiriyi mesela kendi toplumumuz için komik bulabiliriz yani. Ya nasıl olur da? Mesela benim annem anlatır. Annem 80'li yaşlarda, Allah uzun ömür versin. 19 yaşlarda evlenmiş. Anneme demiş ki herkes evde kaldı. Dedem falan bayağı bir endişelenmiş. Bakın 19 yaşında evleniyor. Ya teyzem dedim kaç yaşlarında evlendi? İşte diyor 14-15'ti falandı galiba falan böyle. Hatta onlardan daha önce de gittiğiniz zaman
daha erken yaşlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Ama biz şimdi diyorlar ki gençler 25 yaşlarında bile hala çocuklar. Çünkü biraz çocuk hani ataerkil derler ya, biraz çocuk erkil ailelere bir dönüştük acaba? Onu da ben soruyorum. Çocuk merkezli artık durum oluyor. Çocukların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Ve çocukların da tabii bu gelişimine belki işte hayatın zorluklarıyla karşılaşmasına da biraz engel oluyor ve böylelikle de daha böyle geç ergenleşiyor. Ben son bir noktayı söyleyeceğim. Bu bizim kelam kitaplarında asıl olan akil bali olmaktır. Mesela Kadı Abdülcabbar bunu tartışır. Yani akıl bali sadece işte ergenlik rüyaları görmek, işte belli fiziksel şartları taşımakla geçmez. Yani akli olarak da özellikle kelamcılarına nazar ve istidlal yapabilme denilir. Yani aklını kullanıp neden sonuç ilişkiler içerisinde karar verebilme de buna dahildir. Mesela Kadı Abdülcabbar'ın bunun tam böyle spesifik bir yaşı olmadığını söyler. Yani işte 12 yaş da olabilir, 15 yaş da olabilir. Yani burada asıl olan o kişiyle konuşmak, gerçekten bu sorumluluğu yerine getirebilecek mi? Bu akli kendi kararını verebilecek mi? Daha çok buna dikkat çekilmiş. Çünkü teklifin şartı da bu olarak gösteriliyor. Ve genelde de akıl buna göre tanımlanır kelamda yani. Mükellef olmanın şartıdır. Ben buna da dikkat çekilmesini istiyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum bütün hocalarımıza katkı verdikleri için. Teşekkürler hocam. Siz aslında burada ergen olmakla ergin olmak arasındaki ayrıma dikkat çekmiş oldunuz. Teşekkürler, sağ olun. Sayın hocalarım, bir saat 15 dakikaya yaklaştık. Ben oturumu kapatma niyetindeyim. Sorusu olan yok ise daha fazla uzatmama taraftarıyım. Heyecanla beklenen bir maça doğru ilerliyoruz. Heyecanla beklediğiniz bu programı, konuşmayı, aslında konuşmanın heyecanlı tarafları var. Cihan hocamız bir açılım sağladı ama diyorum daha fazla ilerisini götüremedik vakit nedeniyle. Ben de şey yapmak isterdim, Mehmet Bulgan hocam gibi bir konuşma, ama ben burada konuşmacı ve müzakereci olarak bulunmadığım için mümkün mertebe işin içine girmemeye, notlarım ve fikirlerimi frenlemeye çalışıyorum. Burada bir virgül koyalım veya noktalı virgül koyalım veya nokta koyalım, bu işi bitirelim. Bunun ikincisi olur mu bilemiyorum. Burada Mehmet hocamız bilir. Ama bu akşamlık bir nokta koyup şimdilik bu kadar demekle iktifa edelim diyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Özellikle başta Sıbkatullah hocamıza bu Hazreti Peygamber'e evlilikleri üzerinden yapılan eleştiriler meselesini sunumundan dolayı ve Enis hocamızın müzakeresinden dolayı ve gerek Cihan hocamızın gerek Mehmet hocamızın katkılarından dolayı ve katılan herkese, bir 50 küsür katılımcı vardı. Teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla. İyi akşamlar hocam.